Programından tekrar merhaba. Bugün kahvaltı yapmaya geldik. Nereye mi? İzmit Seka Marina Kafe'ye. Burada kahvaltıyı biraz farklı yapıyorlarmış. Farklı bir sunum varmış. Kiloyla veriyorlarmış. Biz de bunu merak ettik. Benim için de kahvaltı öğünü çok önemlidir. Şu anda da sabah saat 9. Kahvaltı yapacağım. Birlikte görelim bakalım bu yeni sistem ve ilk defa İzmit'te uygulanan sistem nasılmış. İyi seyirler dilerim. Şimdi girişte arkadaşımız Özgür Bey ateşimizi ölçüyor, eldiven takıyor ve taktırıyor ve maske veriyorlar. Tüm müşterilere bu şekilde buraya alıyorlar. Tabii ben çekim yaptığım için ve burada kimse olmadığı için bunları takmıyorum. Ama buraya gelen tüm misafirler bunları takmak zorunda, öyle değil mi Özgür Bey? Kesinlikle mecbur. Hijyen kuralları dolayısıyla bunları takmak zorundalar. Evet. Peki hiçbir sıkıntı yaşıyor musunuz takma falan? Yok, kesinlikle. Tabii. Gayet iç rahatlığıyla buradan gelip kahvaltınızı alıp daha sonra da kafe tarafına geçebiliyoruz. Seka Marina Kafe'nin mutfak şefi Müjdat Bey ile birlikteyiz. Hoş bulduk. Müjdat Bey, İzmit'te ilk defa şu anda yapılan bir yeni bir uygulamanız var kahvaltıda. Kiloyla kahvaltı. Kaç kilo kahvaltı yiyebiliyor bir kişi? Yani bir kişi bir kilo kahvaltıyı bile yiyemiyor. Aşağı yukarı 700 gram, 800 gram falan kahvaltı ediyor bir kişi. Evet. Çeşitliliğimiz çok. 154 çeşit ürünümüz var. Bütün ürünlerimizi kendimiz yapıyoruz. Ekmeklerimizden, pastalarımızdan, böreklerimizden. Bütün ürünleri hepsini tek tek özenle hazırlıyoruz. Reçel çeşitlerimiz var. 15 çeşit reçelimiz var. Bunları İzmir'de kendimiz özel yaptırıyoruz. %80 meyve aromalı. İşte karpuz reçelinden, mandalina reçelinden, nar reçelinden, işte kivi reçelinden, kabak reçeline kadar bir sürü reçel çeşidimiz var. Mezelerimiz var. Kendi hazırladığımız mezeler hepsi. Hepsi taze ve günlük mezelerdir. Kahvaltıda meze yeniyor mu? Tabii meze tercih ediyor. Genellikle bayanlar mezeleri tercih ediyorlar. Şimdi kiloyla kahvaltı olduğu için burada gelip paket de yaptırabiliyor misafirlerimiz. Meyve çeşitlerimiz var. Hepsini tek tek halden kendimiz seçerek alıyoruz. Her gece hale gidip ürünlerimizi tek tek seçip o şekilde misafirlerimize sunuyoruz. Pasta çeşitlerimiz, evet, hepsi kendi ürünlerimizdir. Dışarıdan kesinlikle ürün almıyoruz. Zeytin çeşitlerimiz var burada. 10 çeşit zeytinimiz var. Bunlar da İzmir'den bizim için özel tedarikçiyle geliyor. Zeytinyağlarımız da keza böyle. Burada gene keza hamur çeşitlerimiz var. Böreklerimiz, açmalarımız, içli açmalarımız, poğaça çeşitlerimiz, cupcake'lerimiz. Bunlar da hepsi tarifimiz. Sabah çıktılar. Burada da? Evet, burada sıcak... Evet. En sevdiğim peynir çeşitleri. Evet, şarküteri bölümümüz var. Benim için bir kahvaltıda peynir çok önemli. Evet. Yani 30 çeşit bir şey olsun ama peyniri beğenmeyeyim, benim için o kahvaltı bitmiştir. Biz peynir konusunda çok hassasız, çok seçiciyiz. Peynirlerimizi, beyaz peynirimizi Çanakkale Ezine kullanıyoruz. Diğer yöresel peynirlerimizi de hepsini İstanbul'dan İzmir, Kocaeli, yani Türkiye'nin en iyi peynircilerinden biri olan bir firmayla çalışıyoruz. Kaç çeşit peynir var? 12 çeşit peynirimiz var burada. Ondan sonra burada sıcak ürünlerimiz var. İşte açmalar, simitler, işte sigara börekleri, soğan halkaları, omletler, haşlanmış yumurta, patates kızartması gibi seçeneklerimiz de var. Evet. Peki ustam, şimdi ben
Benim için dediğim gibi kahvaltı öğünü çok önemlidir. Hakkını da veririm kahvaltının. Şimdi ben kendimce bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Tabii ki, buyurun beraber hazırlayalım isterseniz. Daha çok gözümün doyması gerekiyor. Tabii ki. Onu bir tartalım. Aşağı yukarı fiyat ne çıkıyor izleyicilerimize gösterelim. Tabii ki, tabii ki, memnuniyetle. Tabii ki. Evet Müjdat Bey, ben şimdi aldım. Bu bana göre yeterli bir kahvaltı. Belki buna biraz daha eklenir ama 610 gram geldi. Evet. Bir kiloya gelmedi ama başka müşteriler biraz daha buna ekleme yapabilir. Bu benlik yeter. Şimdi bunun fiyatı nedir? 24 lira geldi bu. 24 lira. Evet. Bayağı da doyurucu 24 evet, evet. lira için. Güzelmiş. Ya bizim burada maksadımız israfı önlemek biraz da. Yani şimdi normalde açık büfe konseptinden çalışıyorduk yıllardır. Çok fazla israf oluyordu. Bizim burada hem yani amacımız israfı önlemek hem de kalan ürünleri de misafirlerimize paket yapabiliyoruz. Hmm. Öyle de bir seçenekleri var artık. Evet. Peki şimdi benim çok açım, kahvaltı etmedim. Şimdi bu seçtiğim ürünleri yiyeceğim. Kahvaltımızı yaptık. Afiyet olsun. Çok lezzetli bir kahvaltı yaptım. Teşekkür ederiz. Akşam yemeklerini de yemedim ama aşçınız bana söyledi. Her gerçekten tatması, evet. tadılması gereken yemekler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi Özgür kardeş, burada yemeklerin dışında farklı organizasyonlar da yapılıyor. Tabii ki. Biraz bu alanı bize anlatır mısın? Toplamda 1500 kişilik bir kapasiteye sahibiz. Localarımız var. Localarımızda doğum günü, evlilik teklifleri gibi farklı organizasyonlar da yapıyoruz. Burası da aynen böyle 13 tane masamız var burada. Yaklaşık 25-30 kişilik kişi ağırlayabiliyoruz burada da. O da orada da bir doğum günü şu bu olabilir. Yani evet. olabilir. Ayrıyetten böyle büyük kalabalık 100 kişilik, 150 kişilik organizasyonlar da yapabiliyoruz. Onlar için de ayrıyetten alanlarımız var. Evet. Çocuklarının doğum gününü de kutlamak isterlerse onlar için ayrı alanlarımız var. Güzel. Bir de bu deniz kenarı var. Burası çok güzelmiş. Burası genel olarak... Şemsiye koyuyor musunuz? Şemsiye buraya koymuyoruz. Zaten bu bölgeyi genel olarak akşamları kullanıyoruz. Evet. Akşam güneş hafiften batmaya başladı. Burada kaç kişi oturtabiliyorsunuz? 1 metre kuralına uygun musunuz? Burada 1 metre kuralına uygunuz. Şu anda zaten aralıkta alabiliyoruz misafirlerimizi. Hmm. Burada yaklaşık nereden baksanız 100 taneye yakın masamız var. Belki de daha fazladır. Şu an tam olarak sayısı aklımda değil. Hmm. Ama genel olarak akşam servislerimizi biz burada yapıyoruz. Evet. Kış için ayrıyetten özel kapalı alanlarımız da var. Güzel. Oraya da akşamları misafirlerimizi kabul edebiliyoruz. Ama genel olarak burada daha çok ağırlıyoruz. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne Sağ demek. Olun. Evet, Seka Park'ta Marina Cafe'deydik. Deniz kenarının keyfini sürmek istiyorsanız ve kaliteli bir kahvaltı, kaliteli hizmet almak istiyorsanız, bakın akşam yemeklerini de göz ardı etmiyorum. Ben kahvaltı ettiğim için şu anda bunu ön plana çıkarıyorum. Çünkü kiloyla kahvaltı değişik gelmişti bana. İstediğiniz kadar alıyorsunuz. Ona göre de fiyat ödüyorsunuz. Öyle zorlama yok. İlle bu kadar alacaksın, şu fiyatı vereceksin zorlaması da yok. Kendin seçebiliyorsun. O da çok güzel. Çünkü çok israf oluyor. Güzel bir uygulama yapmışlar. Parana göre kahvaltını ediyorsun. Hem de çok nezih bir ortam. Seka Park Marina Cafe'ye ben herkese davet ediyorum. Hoşça kalın.